Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da sevgili Deniz Gürel. Deniz, bu fırtınadan sonra ne diyeceksin? Bu fotoğraf karesinde nasıl yorumluyorsun sen? Perde arkası var mı? Peki ne olmuş oldu şimdi? Yani, ya gerçekten ne oldu değil mi şimdi? Gürkan Acır, yani üzerine... Şu anda Deniz, şimdi, Deniz şunu söyleyeyim. Yani? Halen daha birkaç televizyon kanalında Gökhan kulağıma söylüyor. Bizi konuşuyorlarmış. Bizi derken yani bu programın, Uğur Dündar'ın yaptığı program. Mesela CNN'de bile halen o program, bizim programın o karesi gösteriliyormuş şu anda. Ahmet Hakan onun üzerine konuşuyormuş. Niye yani? Evet. Şimdi... Yani şimdi peki niye konuşuluyor? Yani ortada suni bir kriz, suni bir komplo teorisi. Bir de mesela aslında temelinde bir mantıksızlık var. Şimdi burada böyle bir reklam çıkmış. Şimdi biraz da işin mizahi açıdan değerlendirmek lazım. Eğer burada Sayın Kılıçdaroğlu'na bir komplo varsa, ya siyasi açıdan baktığınız zaman bir mağduriyet oluşuyor. Siyaseten bir mağduriyet de haliyle mağduriyeti yaşayan tarafa avantaj sağlıyor biliyorsun ülkemizde. Yani bu nasıl bir komplo? Yani baştan aşağı, yani tez baştan çürüktü zaten. Az önce Hacı çok güzel açıkladı. Burada birçok renk var. Birçok dünya görüşünden insan var. En sert tartışmaların, şunu da seyircilerimize söylemekte fayda var. En sert tartışmalardan sonra bile burada kalp kırılmıyor. Yani bu ekiple ben yaklaşık 4 aydan beri hep beraber program yapıyoruz. Hemen hepimizin değişik konularda değişik görüşleri var. Çok sert tartışmalara da zaman zaman şahit oluyorum. Çok şükür girmiyorum. Ama yayının sonunda hep beraber bir araya gelip gayet keyifle konuşabiliyoruz. Yani eğer bu ortam birilerinin hoşuna gitmiyorsa... Ancak bu sebepten bu konuşmalar yapılabilir ve bitmiş gitmiş işte Sayın Gülseven'le Sayın Kılıçdaroğlu bir araya da gelmiş. Burada Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten Ali Cenaplık yapmış. Arkadaşlarımızın işsiz kalmalarına gönlü razı gelmemiş. Yani ben açıkçası böyle sünni gündemlerin Türkiye'de enerjimizi almaktan başka hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Her şey ortada. Yani 2 gündür boşu boşuna bir fırtına koparılıyordu. Bugün de nihayetlendi. TV100 yine ortada durmaya, her şeye rağmen ortada durmaya, haklıdan yana, haktan yana olmaya devam edecek. Biz de Taksim Meydanı'nda bu kadro bol bol kulis bilgileriyle, bol bol olacak şeyleri önceden söyleyerek o haber yarışında, o rekabette önde olmaya devam edeceğiz. Bravo, Gürkan, tamam. Bravo Deniz. Deniz. Tebrik ediyorum Gürkan. Seni de. Gene mi var Barış? Ne oldu? Var yani? Var. Çok şey var da bugün. Öyle bir Gürkan dedin ki. İzleyicilerden inanılmaz, Şaban burada görüyor. İnanılmaz mesaj yağıyor. Kemal ne Kılıçdaroğlu'na diye? Teşekkür ediyorlar. Teşekkür. Çok kızmıştık. TV100'e hani sosyal medyada yazılanlardan olan bitenden özellikle 3 kişiyi yeniden işe aldırması ve TV100'ün yönetim kurulu başkanı Necat Gülseven'le görüşmesi hakikaten herkesi de mutlu etmiş. Özellikle tabii şu da var, bir izleyicimiz yazmış, demiş ki Kemal Bey ikinci kez yayına gelecek, Muharrem İnce'yi de istiyoruz demiş. Sadece Kemal Bey gelmesin, Muharrem Bey de gelsin demişler. Muharrem İnce de zaten gelmişti, geldi sizin yayınınıza. Geldi, Yüzler Kulübü'ne geldi. Ha, bir de şunu da söyleyelim, yani aslında TV100 herkesi davet ediyor ama siyasetçiler biraz bu mevcut ortamdan dolayı son zamanlarda gerginler. Yayınlara çıkmak istemiyorlar. Çıkmak istemiyorlar. Bence, gerçekten. Bence Kemal Bey yayına gelsin, soruları da ben sorayım. Ha olur. Nasıl olur? Olur, nasıl olsa. Tek başına değil de. Yani. Tek başına yani değil. Gazeteciye yani yetişir. Yüzler Kulübü'nde olabilir. Sorularımızı evet. Soralım. Güzel bir şekilde. Ve dinleyelim, cevabını dinleyelim. Tabii onun öbür versiyonunu da biz isteriz. Çünkü Şaban Bey. Ha öyle bir hazırlık varmış. Sayın Erdoğan'ın da evet. Muhalif gazetecilerle evet, öyle bir, şey bir görüşme hazırlığı varmış. Şimdi tabii o görüşmeye gidecekler. Lince, sosyal hazır medya lincine hazır olsunlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye 100 yılına zaten çağırıyorlar. Hayır, bu sefer Canacır'ı tebrik ediyorum. Bu burada. Sefer başka bir şey sanırım bak, yapacaklar. Soru cevap yapacaklar bak, sanırım. Bak evet. Burada bak, burasının güzelliğine bak şimdi. Buna Türkiye 100 yıl etkinliği oldu. Sayın Cumhurbaşkanı davet etti. İşte AK Parti Cumhurbaşkanı davet etti. Şaban Sevinç geldi. Gürkan Acır çıktı geldi. Bak geldi. Fatih Barış Portakal. Arkadaş da dedi ki davet edilmedim ama edilseydim gelirdim dedi. Ya ben bak, etmezlerden şey. Çünkü eski ama milletvekiliyim o yüzden. TV100'ü linç edenler. Burada biz birbirimizle de anlaşmıyoruz zaten, tartışıyoruz. Spontane gelişiyor. Ama TV100'ü linç eden o kanallar geleceğiz dedi, o kanallarda çalışanlar başta, sonra hepsi yan çizdiler, gelmediler.
burası dik duruştu. Çünkü kendilerini yaptığını... O taraftakiler yani, yan çizdiler. Şimdi de TV'yi eleştiriyor, böyle böyle bir şeyler üretiyor. Biz de linç ediliriz diye korkuyorlar. Yani kendileri yaptıkları için bir nevi projeksiyon mekanizması işliyor. Ya bu mahallede yazılan, çizilenlere gazeteciler tabii doğal olarak çok takılıyorlar. Çünkü Twitter'da iftira, hakaret, yalan yani gırla gidiyor. Mesela adam Uğur Dündar'a diyor ki mesela ya Sadat'tan kaç para aldın diyor. Ya insan bunu utanır. Ya gerçekten yazarken onu yazan kişi mesela hangi ahlaki anlayışla, hangi ruh haliyle yazıyor ben merak ediyorum. Ya bu kanalın ne Sadat'ın reklamına ihtiyacı var ne başka bir şeye ihtiyacı var. Bu kanal öz kaynaklarıyla, reklam gelirliğiyle ayakta duran ve bir daha söylüyorum 375 kişinin hepsinin tamamının sigortayla çalıştığı... 378 oldu galiba bugün itibariyle. 378 kişi daha geliyor. Evet, 378'e çıktı. Hepsinin sosyal haklarının gününde ödendiği, maaşlarının gününde ödendiği, primlerinin ödendiği bir yer. Yani burayı mesela o Alican Değer'in yazdığı tweette de vardı. Evet. Burayı mesela bazı kişilerin yok ederek neyi kazanacaklarını da ben merak ediyorum. Yani şundan memnun mu olacaklardı? Diyelim ki kanal bu baskılara dayanamadı, reklam gelirleri düştü. Patron da dedi ki ya tamam kardeşim ben artık uğraşamam bu işte ne haliniz varsa görün. Televizyonu kapattı örnek olarak söylüyorum. Kimin eline ne geçecek şimdi mesela? Barış, hani ne geçecek rekabet abi? Çok iyidir. Aslında rekabet çıtayı yükseltir her zaman kanallar arasında rekabet. Fakat TV100 çıtayı çok yükseltti evet. Ve yükselen bir değer haline geldi yayıncılıkta. Ve bu anlamda da kıskanılıyor. Kıskanabilirsin ama bu kıskançlığını daha iyisini yaparak göstermelisin. Yoksa başka türlü ve arkadan dolanarak ve çeşitli entrikalarla ve çeşitli kirli yöntemlerle yapmamalısın. Yani bu hakikaten çok yanlış ve çirkin şeyler. Ya kaç gündür? Ya ben hani bakmıyorum artık. Yazıyorlar da ben de dün bir ara TT oldum. Sonra düştüm sonra bir daha oldum. Barış sen zaten haftada bir kere TT olmazsan zaten kendimi sorgularım. Niye TT olmuyorum? Ama burada çalışan arkadaşlarımızda da mesela iki gündür bir tedirginlik var. Tabii tabii. Yani 370 kişi 375 kişide de tedirginlik var. Çünkü bir anda herkes hiç hak etmediği bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Pozisyona düştüğünü düşündü. Reklamcı arkadaşımız almış. Ben olsam almazdım. Bak ben olsam almazdım Sadat'ın reklamını. Hiçbirimiz olsak almış. Almaz. Ama bunun nasıl bir tepkiye yol açacağını hesap edememiş. Ve bu da yayında sıralı bir şekilde gece dağıtılır reklamlar. Hani yıllarca ya legal olarak da bir suçu. Şaban o başka. Legal olarak Hacı, da bir suçu. Hacı ben o tartışmaya girmiyorum. Bir de dershane reklamı gibi duruyor. Hacı o tartışmaya güzel. Girmiyorum. Fuat Uğur kanal yönetti. Şaban da kanal yönetti. Reklamcı şöyle bakar. Ben dakikayı saniyeyi ay sonunda doldurayım. Gelir gider dengesini. Çünkü onun omuzunda reklamcının omuzunda. Bunu sağlayayım der. Reklamcı ya şu etkiyi mi yaratır, bu etkiyi mi yaratır diye ya bakmaz. Ya sevgili Barış tutar da çok komik sayılabilecek bir tutar da. Ya parasını zaten söylesek o alt bantları. Dün bazı arkadaşlarıma söyledim ama işte ayda gerçekten böyle mi diyorlar? Hayır ayda 150 adet girince belli bir miktar tutuyor. Yani damlaya damlaya görülüyor. İşte, tamam hayır yani ama öyle bir anlatıyorlar ki. Ama o bahsedilen konu tartışılan 8 şimdi saniye reklam de, onun tutarı ne kadar Gürkan mesela? Gürkan Bey 250-300 TL'dir. TL yani. Yok 1500 lira diyor. Tamam 7-8 saniye işte. 8 saniye ama. Saniyesi 200 lira diyor zaten. Evet ama şöyle bir şey. Ayda 100-150 tane girince o reklamda 100 bin lira yapmadan yani öyle bir 100-150 tane yok. Yani bilmiyorum yani ben söyleyeyim. Burada aslında sıkıntı şu. Deniz Baykal'la Kemal Kılıçdaroğlu ve Levent Gök bir yemek yediler. Hatırlayın saatlerce tartıştık. Ben o gün o yemekte ne konuşuldu diye Levent Gök'ü aradım. Fakat ben Levent Gök'ü arayana kadar söyleyeceğim Şaban'ı da. Televizyonlarda 3 gün boyunca o konu konuşuldu. Benim o 3 günde yayınım yoktu. Levent Gök'ü aradım ne dedi biliyor musun? Ya dedi ki beni bir sen aradın bir de Şaban aradı dedi ya. Bu abi siz ne konuştunuz orada diye. Bir ya dedi günlerdir dedi yemek üzerine komplo teorileri üretiliyor. Beni arayan yok. Ya beni arayan yok dedi. Ya zaten arasalar anlatırım gizli saklı bir şey değil ki. Nezaket ziyaretine gittik dedi Sayın Baykal. Hani doğru çok... olmadı da ortaya çıktı. Çünkü Deniz Baykal ekibiyle de biz görüştük daha sonra. Ve bak, o ekipte hacı, bunların ben gazetecilik, ben bize söyledi bak, biz de onu aktardık. Ben gazetecilik açısından söylüyorum. Biz mesleğe başladığımızda bize ilk öğrettikleri şey olayın muhatabını arayın kardeşim arayın. Ya Levent Gök kesinlikle orada oturuyor. Kemal Bey orada oturuyor. Deniz Bey orada oturuyor. Arasan zaten anlatacak. Aradım anlattı benim ismimle anlatabilirsin dedi. Bu kadar basit. Mümkünse çevresini bile arayacaksın. Yani çünkü şimdi şöyle bir şey. Oluyor, mesela bir şey günlerdir
TV100 üzerine komplo teorisi üreten arkadaşlar. Bugün Alican abiye sordum. İşte bizim genel yayın yönetmenimize. Ya abi seni arayan Zoran oldu mu mesela bu kanallardan? Ya evet. Hocam bu hiç işin aslı nedir? Değil mi? Hiç kimse aramamış. Evet. Bak bir kişi bile aramamış. Ya hocam bu reklamı siz kasıtlı mı koydunuz? Bilerek mi koydunuz? Ne zaman aldınız reklamı? Ya şimdi falan. Kasıt diye bir şey olsa Gürkan, izleyicilerimiz bu konuya çok ilgi gösteriyorlar. O yüzden anlatıyorum. Diyelim ki TV100 delirdi. TV100 yönetimi. Biz Kemal Bey'i zor durumda bırakalım dediler. Örnek. Ya bunun için bant reklamı beklemezsin ki. Kemal Bey salı günü grup toplantısına çıkıyor. TV100 yayınlıyor. Bir evet. Buçuk saat boyunca tamamını yayınlıyor. Meral Hanım'ı da yayınlıyor. Erdoğan'ı da yayınlıyor. Devlet Bahçeli'yi de yayınlıyor. Ya arkadaş onun altına koyarsın bantı. O zaman hangi komplo teorisini uyduracaksın? Evet. Ya ben gerçekten Twitter'da yazan vatandaşları bir evet. Kenara bırakıyorum. Yayıncılığı bilmeyebilirler. Ama hepsi gazetecilik yapmış arkadaşlarımız, televizyon yönetmiş arkadaşlarımız. Ben bugün birçoğunu tek tek aradım, anlattım. Arkadaş bak o olay öyle değil, böyle. Ve en sonunda neyse birçoğunu ikna ettik. Şimdi birkaç kanalda gene bizi konuşuyorlarmış. İşte yok efendim, CNN geçmiş ama bugün öğrenirler. Başka bir konuya geçmiş CNN. Bugün öğrenirler. Mesele burada gerçek.